Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz AYT'nin ilk ünitesi, 11. sınıfın ilk ünitesi aynı zamanda atom konusu. Atom konusu için bir TYT bilinirliği arıyoruz. TYT'yi bilmiyorsanız TYT videolarından izleyebilirsiniz. TYT'nin de bir atomunun temelini, yani atom modellerini biraz bilmeniz gerekiyor. Eğer tamamen TYT bilginiz yoksa AYT atomu biraz ağır gelebilir. Şu an TYT'ye yönelik değil, TYT bilgisinin üzerine AYT'ye yönelik atom konusunu işleyeceğiz. Atom konusu için öncelikle TYT'de de gerekli olan bazı bilgileri veriyoruz. Yani hani TYT'yi bilmeniz gerekiyor derken bazı temel bilgileri zaten anlatacağım. Ama yine de kitaplarda TYT ile AYT tamamen ayrı değil. TYT ile ilgili bilgileri de rastlıyoruz. Bir daha uyarayım. Öncelikle spektrum. Bir delikten geçen güneş ışığını prizmadan geçirip prizmadan geçirdikten sonra fotoğraf filmine düşürürseniz elde ettiğiniz ışık tayfına spektrum adını veririz. Spektrumu keşfeden ilk kişi Newton. Spektrum şöyle. Şurada gördüğünüz bir şey, yani mordan kırmızıya bütün ışıklar var. Bütün ışıkların var olduğu bu renk dizisine, renk tayfına spektrum adını veriyoruz. Eğer güneş ışığını prizmadan geçirmeden önce bir gazın içinden geçirirseniz, şöyle işaretleyeyim. Güneş ışığını prizmadan geçirmeden önce bir gazın içinden geçirirseniz gaz bu ışığın bir bölümünü emer, yani absorplar. Gazın absorpladığı yerde siyah çizgiler oluşur. Orada ışık yoktur çünkü o ışığı gaz emmiştir. Bakın aşağıdaki spektrumda görüyorsunuz bunu, örnek bir spektrum. Gaz bunu absorpladığı, emdiği için bu spektruma absorpsiyon spektrumu adını veririz. Bu işlemin tam tersini yaparsanız, yani bir gazı alır ısıtırsanız, gazdan çıkan ışınları prizmadan geçirip fotoğraf filmine düşürürseniz bu defa simsiyah bir çizgi, simsiyah bir spektrum üzerinde bazı renkli noktalar gözlemlersiniz. Buna da gazın yaydığı ışıklar anlamında emisyon spektrumu adını verir. Absorpsiyon emme, emisyon yayma spektrumu. Absorpsiyon spektrumu ve emisyon spektrumundaki çizgiler atomlar için karakteristiktir. Yani her atom için bu çizgiler farklı yerde, bir atom için ise daima aynı yerdedir bu çizgiler. Bunu unutmayalım. Bohr bunu kullanarak atom modeli ortaya atıyor. Bu yüzden spektrum çizgileri önemli. Peki bu spektrumlar nereden çıkıyor diye bakacak olursak bu spektrumlar için. Şöyle arkadaşlar, eğer hidrojen atomunu ısıtırsanız elektronlar üst yörüngeye çıkar. Örneğin 3. yörüngeye çıkmış elektron, hemen şuradan işaretleyeyim. 3. yörüngeye çıkmış elektron 2. yörüngeye düşerse 3 ile 2 arasındaki enerji farkına denk enerjili bir foton yayınlamak, yani enerjiyi foton olarak dışarı vermek zorunda. Bu durumda dışarı çıkan enerjinin dalga boyu kırmızı ışığa denk geliyor. Aynı şekilde 4'ten 2'ye düştüğünde yeşil, 5'ten 2'ye düştüğünde mor renkli bir spektrum çıkıyor. Tam tersi, eğer hidrojene beyaz ışığı gönderirseniz de 2'den 3'e çıkan kırmızı ışığı emiyor ve kırmızı ışıkta siyah bir çizgi. 2'den 4'e çıkan yeşil, 2'den 5'e çıkan mor ışığı emiyor. Spektrum çizgilerinin ortaya çıkış rengi şekli böyle. Bakın bu gördüğünüz spektrumlar, ekranda gördüğünüz spektrumlar hidrojen gazına ait gerçek spektrum değerleri. Gördüğünüz gibi bu spektrumlarda çizgiler tamamen aynı yerde. Yani spektrum çizgileri bir atom için ister absorpsiyon ister emisyon olsun daima aynı yerdedir. Spektrumlarla ilgili şöyle iki tane örnek sorumuz var. Soruları çözüp Bohr atom modeline geçeceğiz. Bohr'un hataları, Bohr'un genel bilgileri, Bohr'un hataları. Daha sonra da modern atom modeline geçeceğiz. Bir spektrum şeklimiz var. Spektrum şekline dikkat ederseniz hidrojene herhangi bir ışık gelmiyor. Direkt hidrojenden çıkan ışıklarla uğraşıyoruz. Dolayısıyla bu bir emisyon spektrumu, yani yayma spektrumuna ait. Spektrumda farklı çizgilerin olmasının sebebi elektronların farklı yörüngelere gitmesi. Yörüngeler arasında elektron geçişleri sırasında dışarıya foton yayılmıştır. Eğer absorpsiyon spektrumu da çekseydik, biraz önce size gösterdik, dalga boyları tamamen aynı yerde olurdu, farklı yerde olmazdı. Yine spektrumlarla ilgili bir soru. Diyor ki atomda elektronların belli enerjisi vardır. Düşük enerjili elektronların yüksek enerjiye geçerken dışarıdan enerji alır. Elektron alması gereken bu enerjiyi bir ışık tayfından alıyorsa tayfın üzerinde siyah çizgiler oluşur. Yani renkli bir tayfımız var. Üzerinde siyah çizgimiz var. Çünkü atom burada ışığı emmiş.
Atom ışığı emdiği için oluşan spektrum emme, yani absorpsiyon spektrumu. Absorpsiyon spektrumu bir kesikli spektrumdur. Oluşan çizgiler her atom için karakteristiktir. Bu yolla yörüngeler arası enerji farkını hesaplamıştır Bohr. Spektrum çizgileri emisyon spektrumuyla aynı yerdedir ve elementlerin elektron sayısı kadar değil, yörüngeler arası geçiş ihtimali kadar spektrum çizgileri oluşur. Bu bilgi yanlıştır. Peki Bohr ne diyor bu konu hakkında? Bohr atom modeli bu konu hakkında neler diyor? Bohr ilk defa yörüngelerden bahsetmiştir arkadaşlar. Şöyle bir geçmiş atom modellerimizi hatırlayacak olursak, Dalton ilk bilimsel atom modelidir. Thomson ilk defa yüklerden bahsetmiştir. Rutherford ilk defa çekirdekten bahsetmiştir. Bohr ise ilk defa yörüngelerden bahseden atom modelimizdir. Ne diyor? 1. Elektronlar çekirdekten belli uzakta ve belli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur. Bu yörüngelere enerji düzeyi, enerji seviyesi, katman veya kabuk adı verilir. Enerji düzeyleri tam sayıyla belirtilir. 1, 2, 3, 4 gibi sayılar veya K, L, M, N gibi harflerle ifade ederiz. Temel halde atom kararlıdır. Temel halde atom durup dururken ışık yaymaz diyor. Ancak atomu ısıtırsan elektron dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerjiye geçer. Bu pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Bu kavrama uyarılma denir. Atom uyarılmışken kararsızdır. Kararlı olmak için yüksek enerjiden düşük enerjiye geçer ve aradaki enerji farkına denk enerjili bir foton yayınlar. Yayılan ışığın enerjisi iki enerji seviyesi arasındaki fark kadardır. Bunun hesaplaması kimya müfredatında yok arkadaşlar. Eski müfredatlarda vardı ama şu anda yok. Dikkat etmek zorunda olduğunuz bir şey var. Özellikle dikkat çerçevesinde belirtmişiz bunu. Diyoruz ki Bohr tek elektronlu atomları açıklayabilmiş, çok elektronlu atomları açıklayamamıştır. Bu birinci dikkat etmek zorunda olduğumuz. 2. Bohr elektronun bulunduğu çizgisel veya dairesel yörünge dediğimiz kavramı yanlıştır. Biraz sonra da söyleyeceğiz. Elektronlar elektron bulutu diyebileceğimiz bir nevi odalarda, hacimli bölgelerde bulunurlar. Hemen buraya bir not da ben ekliyorum. Bohr çizgisel yörüngede dönen, elektronun neden çekirdeğe düşmediğini, açıklayamamıştır arkadaşlar. Biliyorsunuz gezegenimizin etrafında da yapay uydularımız var, dönüyor. Bu uydularda yörünge düzeltme motorları var. Bu yörüngeler daima enerjisiz olarak dünyanın çekim kuvvetiyle dönmüyorlar. Yörüngede düzeltmeye ihtiyaç duyuyorlar, yoksa dünyaya düşerler. Bohr işte dairesel bir şekilde dönen elektronun niye yavaş 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 dönerek çekirdeğe düşmediğini açıklayamamıştır. Bohr'un bir yanlışı da bu. Hemen geçiyoruz modern atom modeline. Modern atom modelinde karşımıza çıkan isimler kimler? Bunlar müfredatta olan değil arkadaşlar. Ekstra bilgi olarak veriyorum. Müfredatta Bohr'dan sonra direkt modern atom modeli geliyor. Müfredatta olan iki isimimiz var. Heisenberg ve Schrödinger. Heisenberg ve Schrödinger dışındaki isimler bilgi olarak verilmiştir. 1. De Broglie elektron gibi parçacıkların da ışık gibi dalga özelliği gösterdiğini belirtiyor. Daha sonra Heisenberg elektronun konumunun ve hızının aynı anda belirlenemeyeceğini belirtiyor. Heisenberg belirsizlik ilkesi diyoruz. Önemli bir ilke. Boş vaktiniz olduğunda araştırın. Fizikte ve kimyada çok büyük yankılar uyandırmış bir ilke. Fizik ve kimyada çok geniş değişikliklere yol açmıştır. Mutlaka bunu boş bir vaktinizde araştırıp bakın arkadaşlar. Heisenberg'in belirsizlik ilkesine göre Bohr'un ortaya attığı çizgisel yörünge teorisi ispatlanamaz. Bunun üzerine Schrödinger diye bir adam ortaya çıkıyor ve elektronun bulunma ihtimali olan her faktörü bir denkleme yazıyor. Schrödinger'in denklemi. Daha sonra biz Schrödinger'in bu denklemini çözerek neye ulaşıyoruz? Elektronun bulunduğu yerlere değil. Hayır, elektronun bulunduğu yerleri 2019 yılı itibariyle halen bilmiyoruz arkadaşlar. Elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeleri buluyoruz biz. Kime göre? Schrödinger'in denklemine göre. Ve biz Schrödinger denkleminin kuantum sayılarına göre modern atom modelini ortaya atıyoruz. Şurada ufak bir sorumuz var. Hemen bu soruyu da yapıp modern atom teorisinin ilkelerine geçelim.
Bu atom modelinin pek çok eksiği olsa da modern atom modelinden en büyük farkı orbital kavramıdır. Buna göre bu farkla ilgili hangisi doğrudur diyor. Bor elektronların bulunduğu yörüngelerden bahsetmiştir. Oradaki yörüngeler yoktur diyemiyoruz tam olarak. Yörüngelerin dairesel olduğundan bahsetmiştir, eliptiktir. Hayır, bununla da ilgisi yok. Bor elektronların dairesel yörüngede olduğunu iddia etmiştir. Oysa ki elektronun bulunduğu yerlerden değil, bulunma ihtimalinin olduğu bölgelerden bahsedilir. Bor'la modernin arasındaki en önemli farkımız budur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi modern atom modelinin ayrıntılarını işleyeceğiz. Ancak modern atom modelindeki orbital kavramı ile Bor'daki yörünge kavramını şöyle hani tam olarak %100 karşılamasa da kafanızda bir şey canlanması için şöyle tarif edebiliriz. Bor diyor ki atom güneş sistemi gibidir. Merkezde çekirdek var, güneş. Etrafında dönen gezegenler elektrondur. Modern atom modeli diyor ki hayır öyle değil. Merkezde çekirdek var, güneş. Ancak elektronlar gezegenler değil, elektronlar insanlar. Şimdi kendinizi düşünün. Güneşin etrafında dönüyor musunuz? Dünyada olduğumuz için mecburen dönüyorsunuz. Peki sizin bireysel yörüngenizi çizsek, güneşin etrafındaki bireysel yörüngenizi çizsek tam olarak dairesel mi çıkar? Hayır. Niye? Gün içinde sürekli hareket ediyoruz. Ancak yine de çoğunlukla bulunduğunuz bir bölge vardır değil mi? Yani ben işte Sait elektronunun çoğunlukla bulunduğu bölge Denizli. Fatih elektronunun çoğunlukla bulunduğu bölge İstanbul. Yani elektronlar da böyle. Bulunduğu belli bölgelerden bahsedebiliyoruz. Ancak bu bölgenin içinde tam olarak nerede? Veya bu bölgenin içinde mi gerçekten bunu bilemiyoruz. Aslında bunlar elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu yerler. Her an o bölgenin neresinde olduğunu bilemiyoruz. Temel fark bu. Yani biz bazen alışkanlık olarak elektronun bulunduğu yerdir desek de unutmayın modern atom teorisinde elektronun bulunduğu yer diye bir şey söz konusu değil. Öncelikle şurada Milli Eğitim kitabından aldığımız bir yörünge orbital farkı var. Unutmayın arkadaşlar Milli Eğitim kitapları kimya açısından diğer dersleri bilmem son yıllarda çok çok güzel. Mutlaka konu anlatımlarını inceleyin. Sorularını mutlaka çözün. EBA'dan indirebilirsiniz. İnternetten PDF'lerini bulabilirsiniz. Önemli kavramları ben kendi ders notlarımı alırken Milli Eğitim kitabından alıyorum. Tam olarak Milli Eğitim müfredat uygunluğuna dikkat ettiği için sorularda da bunlara dikkat ediyor ÖSYM. Hemen bakalım. Milli Eğitim yörünge ile orbitalin farklarını nasıl açıklamış? Hangi cümleleri kullanmış? 1. Yörünge elektronun izlediği varsayılan dairesel yoldur. Orbital ise elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgedir. 2. Yörünge elektronun düzlemsel yani iki boyutlu hareketini temsil eder. Orbital ise üç boyutlu harekettir, bir bölgedir demiştik. Unutmayın. 3. Yörüngenin şekli daireseldir. Orbitaller farklı şekillere sahiptir. 4. Her yörünge belli bir enerji düzeyiyle temsil edilir ancak her enerji düzeyinde farklı orbitaller bulunabilir. Biraz sonra söyleyeceğiz. 5. Her yörüngenin belli bir kapasitesi vardır ve belli sayıda elektron alır. Oysa her orbital en fazla 2 elektron alabilir. Hadi gelin orbitalleri biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Orbitalleri hangi kuantum sayılarıyla ifade ediyoruz? Hangi sayılar orbitalleri nitelendiriyor? Biraz bunlara bakalım. Kuantum sayıları. Yani orbitallerin bir nevi adresini tarif ettiğimiz sayılar arkadaşlar. Her sayı orbitalin ve elektronun belli bir özelliğini söylüyor. Hangi özelliğini, hangi sayı söylüyor? Lütfen bunlara da dikkat edin. Hemen bakalım. 1. Baş kuantum sayısı. Baş kuantum sayısı n ile gösterilir ve elektronun çekirdeği olan ortalama uzaklığıdır. Yani dediğimiz gibi elektron bir bölgede olduğu için net bir uzaklıktan bahsedemiyoruz. Ancak ortalama uzaklıktan bahsediyoruz. Unutmayın arkadaşlar baş kuantum sayısı aynı zamanda elektronun temel enerji seviyesidir. Elektronun enerjisini belirleyen iki sayımız var. Biri temel enerji seviyesi, baş kuantum sayısı. Biri alt enerji seviyesi dediğimiz açısal momentum kuant sayısı. Buna dikkat edin. Baş kuantum sayısı 1, 2, 3, 4 gibi tam sayılarla veya K, L, M, N gibi harflerle belirtilir. Geçtik. Bu bildiğimiz Bor'daki yörünge kavramına benzer. Yani elektronun ortalama uzaklığını belirliyor. Sadece Bor çizgisel tarif ederken bu bir bölge. Hani birinci bölgede, ikinci bölgede, üçüncü bölgede diyebiliyoruz. Bunlara dikkat edelim.
2. Açısal momentum kuantum sayısı. Açısal momentum kuantum sayısı el yazısıyla L ile gösteriliyor. Açısal momentum kuantum sayısına yine yan kuantum sayısı veya ikincil kuantum sayısı adını da verebiliyoruz. Bunlara dikkat edelim. L, orbitalin şeklini. Orbitalin şeklini. Ve bir temel enerji düzeyinde ne demiştik biz? Temel enerji düzeyi yukarıdan hemen dikkat edin N. Bir temel enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu belirler. Yani elektronun enerji düzeyini belirleyen iki sayı var. Biri baş kuant, biri açısal momentum kuantum sayısı. Baş kuant temel enerji düzeyi. Bu temel enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi var? Bunu açısal momentum kuantum sayısı söylüyor. Devam edelim. Baş kuantum sayısıyla beraber orbitalin enerjisini belirler. Biri temel, biri alt olduğu için topladığımızda biraz sonra da ifade edeceğiz. Biri temel enerji seviyesi, şöyle rengi değiştireyim. Biri temel enerji seviyesi, biri alt enerji seviyesi olduğu için bu iki sayıyı topladığımızda arkadaşlar N artı L yaptığımızda orbitalin enerjisini belirler. Peki L hangi değerleri alabilir? Arkadaşlar L N'inci enerji düzeyi için en fazla N-1'e kadar değer alabilir. Dikkat edin, burada çok sık yaptığımız bir hata var. N'inci enerji düzeyi için L'nin net sayısını N-1 olarak yazıyoruz. Hayır. L net olarak N-1 değil. Yani şunu söylemek istiyorum. Üçüncü enerji düzeyinde L değeri 2 değil. En fazla 2. 0 da olabilir. 1 de olabilir. Bunlara lütfen çok dikkat edelim. L'nin kesin değeri N-1 değildir. L en fazla N-1'e kadar değer alabilir. Hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Örneklerimizi vermişiz. Birinci enerji düzeyi için 0. İkinci enerji düzeyi için en fazla 1. Dolayısıyla 0 ve 1. 3 için 0, 1, 2. 4 için 0, 1, 2, 3 olur. Burada dikkat etmek zorunda olduğumuz bir kavram var. 4'ten sonrası aslında müfredatta yok. Milli Eğitim müfredatı diyor ki Talim Terbiye Kurulu 11. sınıf öğrencisi 36'ya kadar olan elektron dizilimini bilir. Dolayısıyla 36'nın üstünün diziliminde biz mesul değiliz. Ancak yine de kitaplarda yer alıyor. Bunun için biraz bilgi edinmemizde fayda var. Aynı zamanda elektron dizilimi olarak sormasa da orbitallerin mantığını bilmeniz lazım. Şimdi şuraya gelmeye çalışıyorum. 4 için en fazla 3 ya. 5 için en fazla 4 değil arkadaşlar. Niye 4 değil? Çünkü 5 için açısal momentum kuantum sayısı 4 olan orbitale koyacak elektronumuz yok. Dünyada henüz böyle bir element bulunmadı. Dolayısıyla şu an için bizim açısal momentum kuantum sayımız, L değerimiz maksimum 4 değer alabiliyor. 0, 1, 2, 3 daha fazla değer alamıyor. En fazla 4 değer alıyor. Bu baş kuantum sayısıyla karışabiliyor. Biz baş kuantum sayısıyla karışmasın diye açısal momentum kuantum sayısını harf ile kullanıyoruz. Sayı ile değil. Hangi harflerle? Yakinen biliyorsunuz 0 yerine S, 1 yerine P, 2 yerine D, 3 yerine F kullanıyoruz. Yani açısal momentum kuantum sayısı L harfi 0 dediğinde direkt S diyeceğiz. 1 dediğinde P, 2 dediğinde D, 3 dediğinde F harfini koyacağız. Bu kadar. Bu kadar. Daha ilerisi yok. Lütfen bunlara dikkat edin. Bunlar kesin net değerler. Çünkü öğrenci geliyor bana diyor. L eşittir 1 diyor. Hocam diyor L eşittir 1 ise 0 da alamaz mı? Ya o öyle değil. N ikinci kabuktan bahsediyorsa hem 0 hem 1 alabilir. O farklı bir şey ama sana L1 diyorsa kastettiği orbital P orbitalleridir. P'yi kastediyor. 0 S, 1 P, 2 D, 3 F'yi kastediyor. Geçtik. Unutmamanız gereken bir şey daha var. Sık sorulmuyor ama müfredatımızda var. Orbitallerin şekli her yörüngede aynı. Örneğin S orbitali her yörüngede küresel ancak büyüklüğü aynı değil. Çekirdeğe yakın olan çok çekiliyor. Küçük. Uzaklaştıkça çekim azalıyor, uzaklaştıkça orbital büyüyor. Yani 3. kabuktaki S ile 1. kabuktaki S aynı büyüklükte değil. 1. kabuktaki S daha küçük ama aynı elektronu alıyor. Hep 2 elektron alıyor. Büyüklüğü aldığı elektron sayısını değiştirmiyor. Buna dikkat edeceğiz. Yani hemen şurada da zaten notumuz var. Diyor ki orbitalin hacimce daha büyük olması daha çok elektron aldığı anlamına gelmiyor. Bir de arkadaşlar orbitallerin şeklini bileceksiniz. S küre şeklinde görüyorsunuz. P İki kürenin birleşimi hakkında açtığında da ortalarda çekim olduğu için birbirine doğru uzamışlar. Yani iki küre, iki lob, iki tane balon varsa bu P orbitali. D orbitalinin iki şekli var arkadaşlar. D orbitalinin bir şekli şöyle dört lob şeklinde. Bir şekle de dikkat edin iki tane lob var. Ortada bir Satürn halkası gibi halka var. Tek halkalıysa D orbitali. Görünce tanımanız şart. Çıkmış soru var. P orbitalinin şekliyle ilgili çıkmış soru var. Görünce tanımanız gerekiyor. F orbitali altı lobdan oluşuyor.
Bir şekli daha var. Yine D'de olduğu gibi iki lob ama ortada ikili Satürn halkası var. Yani tek lob S, S, iki lob P, dört lob D, altı lob F. D ve F'nin farklı bir şekli var. İki lob bir halka D, iki lob iki halka F orbitali. Bu şekilleri görünce tanımanız lazım. Şimdi iki tane kuantum sayısı gördük. Baş kuantum sayısı ve açısal momentum kuantum sayısı. 4 kuantum sayımız vardı. Devam ediyorum diğer sayılara. Manyetik kuantum sayısı. Manyetik kuantum sayısı ML ile gösterir. Manyetik kuantum sayısı alt enerji düzeyinde yani L'de, S'nin, P'nin, D'nin, F'nin kendisinden bahsediyoruz. Alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu ve bu orbitallerin hangi yönlerde olduğunu belirleyen kuantum sayısıdır. ML eksi L ile artı L arasında değerler alır. Hemen şuradan bakalım. Şurada var değerimiz. S için yani L 0 için ML 0 değerini alır. Çünkü 0'ın eksisi artısı olmaz. P için yani L1 için ML eksi 1 0 artı 1 alır. D için yani L2 için eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2 alır. F için yani L3 için ML eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2 artı 3 alır. Her ML bir orbitale karşılık gelir arkadaşlar. Unutmayın. Unutmayın. N orbital değildir. L orbital değildir. ML'ler orbitaldir. Biz orbitalleri yuvarlak bir simgeyle gösteririz. Yuvarlak eğer şöyle şurada, ha, şurada var, şurada var veya kare içi boşsa elektronu yok. İçinde bir tane ok veya bir tane çizgi varsa yarı dolu. Birbirine zıt iki çizgi veya iki ok varsa tam dolu orbital. Dolayısıyla hani ML'ler orbitali gösteriyor dedik ya. S'nin bir tane ML değeri olduğu için S'de bir orbital var. P'de 3 orbital, D'de 5 orbital, F'de 7 orbital. Her orbital 2 elektron alıyor. Dolayısıyla S en fazla 2 elektron, P en fazla 6 elektron, D 10, F en fazla 14 elektron alıyor. Gelelim son kuantum sayımıza yani spin kuantum sayısına en kolayı. Spin kuantum sayısı diğerlerinden farklıdır arkadaşlar. Diğerlerinden ne farkı var? 1. Spin kuantum sayısı elektronu nitelendirir. Diğer kuantum sayıları orbitali. Neydi n? Orbitalin çekirdekten ortalama uzaklığı. Neydi l? Orbitalin şekli. Neydi ml? Orbitalin yönü. Ms ne? Elektronun yönü. Elektronun dönüşü. 2 değer alır. 1 artı 1 bölü 2. 1'e eksi 1 bölü 2. Çizdiğimiz şu iki çizgiden 1 artı 1 bölü 2. 1'e eksi 1 bölü 2 simgeler. Hangisinin önce girdiğine dair bir kuralımız yok. Önce artı da önce eksi de girebilir. Unutmamız gereken Pauli ilkesine göre bir atomda herhangi iki elektronun 4 kuantum sayısının 4'ü de aynı olamaz. En az iki kuantum sayısı farklıdır unutmayın. Herhangi iki atom, herhangi iki elektron aldın. 4 kuantum sayısının 4'ünün de aynı olma ihtimali yok. Devam edelim hadi. Orbitaller için verilen değerlerden hangisi yanlıştır? Şunlar iyice bir kafamıza otursun. Sonra bunların elektron dizilimine geçelim. 4s, n'i 4. Bakın, n'i 3. N'ler kolay. En başında yazıyor. 3, 4. Hemen L için yazalım kafamda oturmasın. Kafam karışmasın. Oturmasın ne ya? 0 için S, 1 için P, 2 için de 3 için F diyeceğiz. Hemen bakıyorum. S için 0, P için 1. S için 0 olacak. D için 2, F için 3. 0 için ML'si 0, 1 için ML'si eksi 1, 0 artı 1. 2 için ML'si 0, 3 için pardon 2 için eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2. 3 için eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2. Burada S orbitalinin L değeri yanlış verildiği için cevabımız C seçeneği. Devam ediyorum. Verilen kuantum sayılarından hangileri yanlıştır diyor. 0 S idi, 1 P idi, 2 D orbitaliydi. Hemen bakalım. N4 için L 3'e kadar değer alabilir. 0, 1, 2, 3, 3'ü de olabilir. 1 için ML eksi 1, 0 artı 1 olabilir. Olmaması için hiçbir sebebimiz yok. 2 için L 0 ve 1 olabilir. Yani S olabilir ancak L 0'sa ML de 0 olmak zorundadır. Yanlış. 3 için L 3 eksi 1'den 2'ye kadar değer alabilir. 2 için eksi 2 eksi 1 0 artı 1 ve artı 2 olabilir. 1 ve 3 olabilir. Yanlışı soruyor. Yalnız 2 yanlıştır. Şurada bir sorumuz daha var. Hangisi yanlıştır diye soruyor. 2P P için L değerimiz 1'di doğru. D için L değerimiz 2 idi doğru. F için 3'tü doğru. 1 ise eksi 1 0 artı 1 yanlış. Eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2 doğru.
Eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2 artı 3 doğru. Yaklaşık olarak ne demek istediğimiz, kuantum sayılarını nasıl kullanacağımız, hangisinin ne anlama geldiği aklımıza oturdu galiba. Hadi bunları elektron dizilimi üzerinde görelim. Atomun elektronlarını nasıl dizeceğiz, belirleyelim. Elektron diziliminde bazı kurallarımız var. İlk kuralımız Auffpau. Auffpau kuralına göre elektronlar en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleşir ve kesinlikle düşük enerjili orbitali tam doldurmadan, küresel simetrik durumlarda hariç bahsedeceğiz, yüksek enerjili orbitale geçmezler. Peki, tamam. Düşük enerjiden yüksek enerjiye doğru geçeceğiz. Peki bir orbitalin enerjisini belirleyen şey ne? Bir orbitalin enerjisini belirleyen şey n artı l değeri arkadaşlar. N artı l'si büyük olan enerjisi büyük. Söylemiştik biraz önce. Peki n artı l'si aynı denk gelirse ne olacak? N artı l'si aynı denk gelirse n'ine bakacağız. N'i büyük olanın enerjisi daha fazladır. Niye? N temel enerji seviyesiydi. N enerji konusunda biraz daha baskın. Ama önce n artı l'ye bakıyoruz. Sonra n değerine bakıyoruz enerjiyi hesaplayabilmek için. Yani mantığımız şu. Bu arada mantığımız şu dedim, sözümü kestim ama kendi sözümü. N artı l'nin enerji olduğunu söyleyen kişi Madelung-Kleczkowski. Bu ilkeye Madelung-Kleczkowski ilkesi diyoruz. Evet, devam edelim. Mantığımız şu. Önce n artı l'si düşük olanı dolduruyoruz. N artı l'si düşük olanı doldurmadan yükseğe geçmiyoruz. Doldura 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 gidiyoruz. Hemen bakalım. 1S'nin n'i 1. Malum S'nin de L'si 0'dı. N artı L'si 1. 2S'nin n artı L'si 2. 2P ve 3S'ye baktık. 2P'nin n artı L'si 3. 3S'nin de 3. Peki önce hangisine girecek? 2P'ye girecek. Çünkü 3S'nin n'i daha büyük olduğu için enerjisi daha fazla. 3P ile 4S'in 4. 3D 4P 5S'in 5. Dikkat edin. Önce 3'e sonra 4'e sonra 5'e giriyor. 4T 5P 6S. 4F 5D 6P 7S. 5D, 5F, 6D, 7P diye elektron dizilimimiz gidiyor. Bu mantıkla yapabilirsiniz, ezberleyebilirsiniz, tekerlemeler var uydurabilirsiniz ama bu elektron dizilimini bu haliyle bilmek zorundasınız. Gelelim, nasıl dizeceğiz? Örneğin magnezyum, burada örnek elektron dizilimi var. 1S'ye 2 elektron koyduk. Daha sonra devam ettik. Şu kalem biraz kalın olmuş. 2S'ye 2 elektron koyduk, etti 4. 2P'ye 6 elektron koyduk, 10. 3S'ye 2 elektron koyduk, 12. 23'e bakalım. Aynı şekilde bakın. 2, 4, 10, 12, 18 koyduk. 4S'ye koyduk, 20. 3D en fazla 10 alabiliyor ama benim 3 taneye ihtiyacım var, 23. Yani S'ye en fazla 2 koyabiliriz ama 1 de koyabiliriz. P'ye en fazla 6 koyabiliriz ama 5 de koyabiliriz. 4, 3, 2, 1 de koyabiliriz. Fark etmez. Bundan daha az koyabiliriz. Tabii az koymada önemimiz şu. Alt enerjiyi doldurmadan üste geçemezsin. Evet, 1S'ye bir tane elektron alabilir ama 1S'ye bir elektron koyduktan sonra 2S'ye geçemezsin. 1S'yi tam dolduracaksın 2S'ye geçmek için. Mantığımız bu. Devam edelim. Hund kuralı var. Hund kuralı diyor ki eş enerjili orbitaller elektron yerleştirirken önce her birini yarı dolu hale getireceğiz. Eş enerjili orbitallerin tamamı yarı dolu hale geldikten sonra tam dolu hale gelmek için zıt spinli elektronlar gelir. Mesela P'ye bir elektron koydum. P'nin içindeki 3 orbitalin 3'ü de eşit enerjilidir arkadaşlar. Herhangi birine koyabilirsin. Birinciye de koyabilirsin, ikinciye de, üçüncüye de. Bunların birinci, ikinci, üçüncü diye kavramı bizim kağıtımızın üzerinde var. Uzayda yok. Uzayda biri x ekseninde, biri y ekseninde, biri de bunlara dik z ekseninde duruyor. Bu 3 orbitalden hangisi birinci, hangisi ikinci, hangisi üçüncü? Hepsi de birbirine eşit uzaklıkta, eşit büyüklükte orbitaller, eşit şekilde orbitaller. Dolayısıyla elektronun hangisine girdiğini şu anda bilemiyoruz. Böyle bir ihtimal yok. Şu anda rastgele olarak girdiğini düşünüyoruz. İleride bilim ne der bilemem. Peki P'ye 2 tane elektron koyacağız. Aynı mantık. Herhangi ikisine koyabilirsin ama iki şartın var. İki şartın var. 1. Giren elektronlar aynı spinli olmak zorunda. Farklı spinli koyamazsın. Yani birine artı 1 bölü 2, birine eksi 1 bölü 2 şeklinde koyamazsın. 2. Bir orbitali tam doldurup diğerlerini boş bırakamazsın. Herhangi ikisine önce yarı dolu koyacaksın. Yani P'de önce yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu yaptık. Daha sonra tam doluları geçiyoruz. Mantığımız bu. Buna dikkat ediyoruz. Hemen bu mantıkla çok klasik bir sorumuz var. Hep öğrencilere söylerim. Uyanık olanlar hemen yapar. Biraz bunu mantığını oturtmamış veya böyle ders anlatırken dinlemeyen beni, eski bilgilerini, eski yanlış bilgilerini aklında tutanlar hemen düşerler. Hemen atlarlar. Dikkat edin, diyor ki ilk 11 orbitali tam dolu. Klasik atlayan orbital, klasik atlayan öğrenci buna şunu diyor. Ben bu kadar uzun sormuyorum tabii derste. İlk 11 orbitali tam doluysa veya 7 orbitali tam doluysa atom numarası kaçtır diyorum. Hemen uyanık ya çocuk, hani.
Hani uyanık ya, ben onu salak yerine koyuyorum ya, kendi aklınca, kendi aklınca şey diyor. Hedi orbitali tam dolu, her orbitali 2 elektron oluyor, 14 elektronu vardır. Ya öyle değil. 11 orbitali tam dolu, 22 elektronu vardır. Öyle değil, hayır, sorunun bir püf noktası var. İlkokul çocuğu değilsin ki ben sana çarpma sorayım. Bir diz bak. Aynı şekilde hadi gelip dizip bakalım. 11 orbitali tam dolu. 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d dedik. Orbitaller altı çizdiğimiz yuvarlaklar arkadaşlar. Şunlar orbital. S veya P veya D orbital değil. Çizdik. S1, P3, D5, F7 orbital alıyor. 1, 3, 5, 7. 2 katı S2, P6, D10, F14 elektron alıyor. Dikkat edelim. Farklı renkte koyalım elektronları yerleşsin diye. Bakın. 1 tam dolu. 2 tam dolu. 2 elektron koyduk. Yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu, tam dolu, tam dolu, tam dolu. 3 de buradan geldi, tam dolu etti. 5 tam dolu. 11 tam dolu istiyor. 6 tam dolu. Yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu. 7, 8, 9 tam dolu. 10 tam dolu. Peki 11'i dolduracağız. 3D'yi direkt bir tane tam dolu koyabiliyor muyum? Hayır. Önce kural ne? 3D de tam dolu, tam dolu mu istiyorsun? Önce her birini yarı dolu hale getireceksin tatlım. Başka türlü tam dolu olmaz. 5 tane koydun. Bir tane buradan tam dolu koydun. İşte oldu. 3D'de kaç elektron var? 6. Çekirdek kökü 22 değil, 26. Direkt doğru dediğin seçenek ne çıktı? Yanlış çıktı. Evet arkadaşlar. Bir sonraki soruya baktığımızda soru bize orbitallerin n artı l değerlerinin ve enerjilerinin kıyaslanmasını istiyor. N artı l değerlerine öncelikle bakalım. N değerleri kolay, bildiğiniz gibi n değerleri hemen başında yazıyor. 4f'nin 4, 5d'nin 5, 6p'nin 6. L değeri s için 0, p için 1, d için 2, f için 3'tü. Dolayısıyla 4 artı 3, 7, 5 artı 2, 7, 6 artı 1, 7. N artı L değerleri birbirine eşit. Peki enerjileri? N artı L değeri eşit olan orbitallerde enerjileri, eni büyük olanın enerjisi daha büyük. Dolayısıyla eni büyük olduğu için en büyük enerji 3. Sonra 2. Sonra 1. oluyor. Cevabımız A seçeneği. Şöyle N3L bir kuantum değerine sahip, spini artı 1 bölü 2 olan, 3 eksi 1 bölü 2 olan 2 elektrondan bahsediyor. Hemen bir neden bahsettiğine bakalım. N3 başındaki sayıydı. L, S için 0, P için 1, D için 2, F için 3'tü. 3P'den bahsediyoruz. 3P'de 3 orbitalimiz var. Artı 1 bölü 2 spinli 1, 2, 3 elektron. Eksi 1 bölü 2 spinli de 2 elektron koydum. Kaç elektronum oldu 3P'de? 5 elektron. O zaman 3P5'e kadar bir dizelim bakalım. Bu elementin atom numarası kaçmış? 3S2 3P5 atom numaramız 17'ymiş. Mangan elektron dizilimi ile ilgili bir soru soruyor. Mangan elektron dizilimini hemen yapalım. 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D5. En yüksek baş kuant sayısı, bakıyorum, en yüksek baş kuant sayısı 4. Bunun neyini soruyor bize? Bunun açısal momentum kuantum sayısını soruyor. Hepimiz biliyoruz ki artık S orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı 0'a eşit. Evet. Gelelim iyonların elektron dizilimine. Evet arkadaşlar, iyonların elektron diziliminde dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. 1. Eksi yüklü iyonlarda bir sıkıntı yok. Eksi yüklü iyonlarda elektron sayısı kaçsa bunu dizebiliyorsun. 2. Artı yüklü iyonlarda atom numarası 20 ve 6 ise yine bir sıkıntı yok. Ama atom numarası 20'nin üzerinde ise mutlaka önce nötr halini dizip daha sonra elektron dizilimini, elektron kaç tane vermişse onu koparacaksın. Pozitif yüklü iyonlarda özellikle atom numarası 20'den büyükse nötr hallerini dizip kaç elektron vermişse o kadar elektron sileceksin. Bu önemli, bu şart. Neden? Biraz sonra göreceksin. Peki elektronunu yaptık. Neye göre elektronunu sileceğiz? En dıştaki yörüngede. Çekirdekten en uzaktan. Çünkü elektronu çeken çekirdek. Çekirdekten en uzaktan, yani baş kuantum sayısı en büyük olandan önce sileceksin. Sile 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 geleceksin. Örneğin 31. Arkadaşlar 31'in elektron dizilimi 4S2 3P1 4P1 ile biter. Eğer bundan elektron vereceksek önce 4'leri götüreceğiz. İlk elektronu 4P'den sileceğim. Dolayısıyla bakın, X'in artı 1 yüklüsünde 4P yok. İkinci elektronu 4S'den sileceğim. Bakın X'in artı 2 yüklüsünde 4S'de bir tane kalmış. Üçüncüyü de 4S'den sileceğim. Bakın artı 3 yüklüsünde 4S yok.
Daha sonra 3D'den silmeye başlayacağım. Bu çok önemli. Neden önemli? Bu elektron dizilimini direkt değiştiriyor. Örneğin x 22 artı 1. Eğer sen x'i 21 alıp 21'i direkt dizersen, öncesi hatta şöyle yapayım. Argon 18 aynı. 20, 21 böyle dizilir. Halbuki doğrusu bu değildir. Peki nasıl yapacağız biz? Önce 22'yi dizeceğiz. Argon 18. Argon 3P6 ile bitiyor arkadaşlar. 18 elektronu var. 20, 22. Bu 22. Bir taneyi nereden vereceğim? 4S'den vereceğim. Ne kaldı? 4S1, 3D2. Doğrusu bu. Eğer bu şekilde yapmazsanız yanlış yaparsınız elektron dizilimini. Bu başka nerede bize yarıyor? Bu bir de arkadaşlar izoelektronikte yarıyor. İzoelektroniği TYT'de çok üstünde durmadık. Elektron sayısı aynı olan dedik. Dizilimi de aynı olan dedi bazı öğretmenlerimiz, ben dahil olmak üzere. Ancak TYT'de dizilimin aynı olmadığı bir örneğimiz yok ne yazık ki. Örneğimiz AYT'de geliyor. Bakın x 20. Y'nin 22 artı ikisi. X'in kaç elektronu var? 20. K'nin kaç elektronu var? 20. Elektron sayısı aynı. Proton sayısı farklı. İzoelektroniğin TYT olarak bütün kurallarına uyuyor. Ama izoelektronik değil. Çünkü dizilimi aynı değil. 22'yi dizdin. 4S2, 3D2. İki taneyi nereden vereceksin? 4S'den. Dizilimi farklı. İzoelektronik değil. Ve hocam kolay o zaman ya. Hani genel yeni nesil gençler. Biz yaşlandık artık. Ezberci zihniyeti biraz daha kısıyor. Alışık. O zaman 20'nin üzerindeyse izoelektronik değildir geçeriz. Hayır. Denk gelebilir. Burada 18 olmuş da 20'nin üzerinde denk gelebilir. Örneğin 20 2 tane verdi. 22'de 4 tane verdi. Bakın izoelektronik geldi. Aynı şekilde 20'nin 18'in üzerinde de böyle denk geldiği durumlar var. O zaman pratik yolumuz şu. Artı yüklü bir iyonu. Önce nötr halini diziyorsun. Sonra koparıyorsun kaç tane veriyorsa. Burada bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. İleride bunu bir daha söyleyeceğim de burada yazmışken atlamak istemiyorum. Bir elementin periyodik özellikleri iyon dizilimine göre yapılmaz. Nötr dizilimine göre yapılır. Periyodik özellikler. Periyodik cetveldeki yeri değerlik elektron sayısı falan nötr hale göre yapılır. Bunu lütfen dikkat edelim. Eğer elektron dizilimi ile ilgili bir şey soruyorsa iyonda iyonunu dizersin. Eğer periyodik cetvelle ilgili soruyorsa nötr halini dizeceksin. Konuyla ilgili bir örneğimiz var arkadaşlar. Örneği yapalım. Ona göre bakalım bu elektron diziliminde dizmemiz acaba şart mı? Kısa yollar yapabiliyor muyuz diye. Yapabiliyor muyuz diye. N7 3 elektron almış, 10 elektronu var. Azot 11 bir elektron vermiş, 10 elektronu var. Hiçbir sıkıntı yok. 18'in altı için dizilimini yapmadan elektron sayısı aynıysa, protonu farklıysa izoelektronik diyebiliyoruz. İkinciye bakalım. Ca'nın 20 elektronu var. Dizdik. 18 tane argonun ki yani 3P6'ya kadar argon, 4S2. SC'yi dizelim. Yine 18'e kadar argon var. 4S2 koyduk 20, 3D1 koyduk 21. Ama bir tane koparacağız. Bir tane buradan kopardık 4S1. Bakın dizilim aynı değil. Küresel simetrik değil. Hocam tamam işte. 20'nin üzeri ise küresel simetrik çıkmıyor. Niye uğraştırıyorsunuz? Diyorsunuz bakalım öyle mi? Bakalım öyle mi? Size gidi kısa yolcular. Hemen 25'i diziyoruz. Argon 18, 4S2, 20, 3D5. İki tane sileceğiz. 3D5 de bitti. Tamam. Demiri dizelim. Hemen onu da şununla dizelim. Demir 26. Pardon. Argondan dizelim. Onun 26 olduğu yazıyor zaten orada. Argon 18, 4S2, 3D6. 3 tane elektron verecek. İkisini buradan verdi. Birini buradan verdi. Ne kaldı? 3D5. Bakın dizilimi aynı. İzoelektronik. Dolayısıyla kısa yoldan kesin izoelektronik veya değildir 18'in üstü atomlar için. Ne yazık ki söz konusu değil. Dizip bakacağız arkadaşlar. Emin olun ki kısa bir yol olsaydı biz de size söylerdik bu kısa yolu. Bir sorumuz var yine elektron dizilimi hakkında. Hadi bakalım. Proton sayısı 27'dir. Doğru. Nötron sayısı 59 eksi 27 32'dir. Doğru. Elektron sayısı 2 tane vermiş 25'tir. Doğru. Elektron dağılımını yapalım. 1S2 2S2 2P6 etti 10 12 18 hep argon 18 diyoruz ya 20 27 2 tane vermiş. 2 taneyi en büyük baş kuantum sayısı 4'ten verdi. S orbitalinde 1S 2S 3S 6 elektron bulundu. Elektron dağılımında 5 tane yarı dolu orbital var. Bakalım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 tane yarı doları bir tane var. Cevabımız E. Niye en sona baktım? Çünkü elektron dizilimi kuralı gereği en sona kadar dolu dolu gelmek zorundayım. Alttakiler zaten tam dolu. Onlara bakmama gerek yok. Onların yarı dolu olma ihtimali yok. Elektron dizilişini vermiş. Bize soru soruyor. Hemen inceleyelim. Elektron sayıları eşittir. 2, 2, 4, 6 daha 10, 12, 18, 20 tane elektronu var X'in. Y'ye bakalım. Y'nin de 20 tane elektronu var. Evet, eşittir. Ancak dizilimleri aynı değil. Dolayısıyla izoelektronik değiller. Periyot numarası nötr dizilime göre bulunur. X'in nötr dizilimi 4S2 ile bitiyor. Periyot biraz sonra söyleyeceğiz. En büyük baş kuant sayısıdır. Her ikisinin de en büyük baş kuant sayısı 4 olduğu için her ikisi de 4. periyotta. Dolayısıyla periyot numaraları aynıdır. Unutmayın. Periyodik sistemdeki özellikler nötr dizilime göre bulunur. İyon dizilimine göre bulunmaz. Küresel simetri. Küresel simetri orbitallerin eşdeğer kullanımıdır bilimsel tanım olarak. Son orbitali tam dolu veya yarı doluysa küresel simetriktir. Unutmayın. Yani son orbital S ise her türlü küresel simetrik. Çünkü S ya yarı dolu ya tam dolu ya bir elektron ya iki elektron alıyor. P ise 3'ü ve 6 küresel simetrik. D ise 5'i ve 10'u küresel simetrik. F ise 7'si ve 14'ü küresel simetrik oluyor. Küresel simetri iki yerde dizilimi değiştiriyor. 1 D4, 2 D9. Nötr bir atom asla D4'te ve D9'da bitmiyor. Hani demiştik ya, alt enerji seviyesi dolmadan üst enerjiye geçemeyiz. Küresel simetrik durumu hariç işte buradan bahsediyoruz. D4 ise S'den bir tane D'ye atıyorsun, D5 olarak diziyorsun. D9 ise S'den bir tane D'ye atıyorsun, D10 olarak diziyorsun. Nötr bir atomu, yüksüz bir atomu asla D4 veya D9'da dizmiyorsun. Asla. Yüksüz bir atom D4, D9'da bitmez. Yüklüyken bitebilir. Bir sıkıntı yok. Yani dikkat etmemiz gerekiyorsa bunu S ve D arasında yapıyoruz. Çok dikkat. S ile P arasında böyle bir şey olmaz. Yani S2P5 yerine S1P6 yazayım. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Bunun doğrusu S2P5'tir. P'de böyle bir şey yapamıyoruz. Hemen ilgili soruya bakalım. Diyor ki elektron dizilimi 3D5'te bitti. Uyanık olacaksın. 3D5'te bitti de hangi 3D5'te bitti? Eğer biz 25'i dizmiş olsaydık 25 normal 4S2 3D5'te bitecekti. 24'ü dizseydik biraz önce söylediğimiz küresel simetri kuralları gereği 4S1 3D5'te bitecekti. İkisi de olabilir. Dolayısıyla atom numarasının ne olduğu kesin değil. Ama hangisi olursa olsun dikkat ederseniz sonu yarı dolu küresel simetri ve hangisi olursa olsun en büyük baş kuantum sayısı 4. 2 ve 3 kesin doğru, 1 kesin değil. Şurada yine bir sıkıntımız, bir sorumuz var. Onu da çözelim, sonra uyarılmaya geçelim. Hangisinin elektron dağılımı yanlış verilmiştir diyor. 4, 1S2, 2S2. 2 tane verirse 1S2 doğru. Burada direkt elektronları dizebiliyorduk anyonda. Doğru. 18 doğru ama 24 yanlış. Direkt dikkat edeceğiz. 24 ve 29, D4 ile D9. D4'ü D5'e, D9'u D10'a tamamlıyoruz. Geçtik. Ha, uyarılmayı önce görelim. O uyarılmanın sorusuymuş. Uyarılma aslında bu arada biraz bahsettik. Spektrumlarda bahsettik. Elektronun enerji alıp daha yüksek enerjili herhangi bir konuma geçmesi. Ben pratik olarak şöyle diziyorum. Eğer elektron dizilimini şöyle diyorum. Elektron dizilimini çok iyi biliyorsan, kurallarını çok iyi öğrendiysen, senin dizdiğinden farklı bir şekilde dizmişse bu uyarılmıştır, bitti. Senin dizdiğinden farklı bir şekilde dizmişse. Uyarılma hakkında bazı notlarımız var. Arkadaşlar uyarılma elementin kararsızlığını arttırır. Uyarılmış atom kararsızdır. Uyarılmış atomun enerjisi yüksektir. Uyarılmış atom elektronunu daha kolay verir. Ve uyarılmış atomun fiziksel özelliği değişir. Uyarılma kimyasal değildir. Temel haldeki atom enerji alarak uyarılır. Dersin başında söyledik. Uyarılmış atom da temel hale gelirken alacağı enerji, şey vereceği enerjiyi dışarıya foton yayarak verir. Hemen bakalım. Şu şurada kalsın. Hemen bakalım. Dizilimler için hangisini doğru söylüyor? 30. 30'u dizerseniz 4S2 3D10 ile bitiyor. Bu herhangi bir sıkıntısız temel hal dizilimi. Buraya bakalım. 4S'den bir elektron 4P'ye geçmişti. Bu da uyarılmış dizilim. Burada ise 4S yok. Dikkat edin. Elektron vermiş. Katyon haline gelmiş. Mantık bu. X'e bakın. X'te bir sıkıntı yok. Şöyle biraz daha büyüteyim. X'te bir sıkıntı yok ama Y'ye dikkat edin. 2S'de olması gereken elektron 2B'ye geçmiş. Yani YX'in uyarılmış hali. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri iyon haline veya uyarılmış haline göre bulunmaz. Dolayısıyla bunlar periyodik cetvelde aynı yerdedir.
Uyarılmış hal temel hale dönüşürken dışarıya ışın yayar, dışarıya enerji verir. Üçü de doğru. Periyodik sistemde yer bulmayı da görüp son olarak konuyu bitiriyoruz. Modern atom teorisinde periyodik sistem, periyodik sistem bilgisi ve yükseltgenme basamağı da var arkadaşlar. Modern atom teorisinde eğer kitaplarınız üniteleri konu konu ayırmamış, tamamen karma vermişse bunları görmeden çözemezsiniz. Benim kitabımda bunlar ayrı ayrı verilmiş. Bunlardan rahatlıkla ayrı 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 görüp çözüp görüp çözüp görüp çözüp gidebilirsiniz. Öncelikle bir elementin periyodik sistemdeki yerini bulmak istiyorsan o elementin yüksüz ve uyarılmamış elektron dizilimini yapacaksın. Nötr ve temel hal elektron dizilimini yapacaksın. Yaptın. Elektron dizilimini yaptın. Çok basit. En büyük baş kuant sayısına bakıyorsun. Baş kuant sayısının en büyüğü. Bu her zaman periyodu veriyor. Bunun istisnası yok. Daha sonra son harfe bakıyorsun. Son harf S veya P ise A grubu. Son harf D ise B grubu. A grubu için son yörüngeyi alıyorsun. Bu grup numarasını veriyor. B grubu için en son S ve en son D'yi alıyorsun. Bu grup numarasını veriyor. Ben pratik olarak şöyle diyorum öğrencilerime. En son harfe bak. Önce bir A mı B mi belirle. En son harf S, P ise A, D ise B. Belirledin mi A ve B'yi? Şuna bak. En son harf S mi? O grup numarası. En son harf P mi? S'yi de ekle o grup numarası. En son harf D mi? S'yi de ekle o grup numarası. Yani en son harf S ise sadece S'yi alıyorsun grup numarası olarak. Değilse S'yi ekliyorsun. S1 ise S1'i, S2 ise S2'yi ekliyorsun. Mesela bak. P5 de bitti. P ile mi bitiyor A grubu? Buna bir de S2'yi ekle. 7A. Bitti. Öncesi seni ilgilendirmiyor. En son harf D3 mü? B grubu. Buna bir de S'yi ekle. 5B grubu. Bitti. Bu. Burada istisnalarımız var. Dikkat etmek zorunda olduğunuz istisnalarımız var. Bir helyum. Helyum her şeyde. Her türlü grup bulma sisteminde istisna. 1S2 ile bitiyor. 2A gibi diziliyor. Ancak 8A grubunda. 2. Periyodik sistemde 3 tane 8B grubu var. Biri zaten 8 çıkıyor grup numarası. S2D6. Diğeri 9, diğeri 10 çıkıyor. Bunlar da 8B grubunda. 3. 1B ve 2B. 1B'nin grup numarası 11, 2B'nin 12 çıkıyor. 11. ve 12. grup IUPAC sisteminde var, cetvelde anlatacağım. Ancak normal sisteminde yok. 11 çıkana 1B, 12 çıkana 2B veriyoruz. Bunlara dikkat edin lütfen. Hadi sorularımızı çözüp konumuzu bitirelim. Hemen bakıyorum. En son harf P, A grubunda. S'yi de ekledim. 2, 3 daha 5, 5A grubunda. En büyük baş kuant sayısı 2 zaten, o kolay. En son harf D, S'yi de ekledim 6 etti. Buradan geldi 6B grubunda. En son harf P, S'yi de ekledim 7 oldu. 7A grubunda. Grup bulmak bu kadar kolay. Hemen şuna bakalım. Burada dikkat etmek zorunda olduğunuz bir şey daha var. Hidrojen. Hidrojeni tanımak zorundasınız. Hidrojen 1A grubunda ama alkali metal değil. TET'den de biliyorsunuzdur. Ha, diğerlerinin de grubunu bulalım bu arada, elimiz alışsın. Bu helyum, dikkat edeceğiz. 5, 2 daha 7A, 2, 1 daha 3A, S ile bitiyor sadece S'yi alıyorum. 2A, S ile bitiyorsa sadece S'yi alıyoruz. Şu tip sorular vardı. Yine TET konusu aslında, AYT'de de sorulabiliyor. XO3'te 50 elektronu var, oksijenin 8 var. X'in proton sayısına X dedik. Oksijenden de 4 kere 8, 32 geldi. Bu iyonun proton sayısı. Eksi 3 olduğuna göre protonun sayısı elektrondan 3 eksik. 3 tane ekledim, eşittir 50 oldu. Buradan X'in proton sayısını buldum. Proton sayısını biliyorsam periyodik cetveldeki yerini, elektron sayısını bulabilirim. Ama kütle numarasını vermeden nötron sayısını bulamam. Temel hali 3D 10'la bitiyor. Yine uyanık ol. 2 tane 3D 10'umuz var. Acaba küresel simetriden dolayı D9 iken D10 olan mı, yoksa normal D10 olandan mı bahsediyoruz? Yani çekirdek yükü 29 olabilir, 30 da olabilir. Dördüncü periyottur. Kesin doğru. Küresel simetridir. Kesin doğru. Değerlik elektronu S ve D'dir. Kesin doğru. Ancak D orbitali metaldir. Metaller kovalent değil, iyonik bağ oluşturur. Videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Sorunuz olursa altına yazabilirsiniz. İyi günler.